Hanımlar, beyler, Uykusuzlar Kulübü devam ediyor. İyi sahurlar diliyoruz hepinize. Daha önce de söylediğim gibi bu Uykusuzlar Kulübü sabaha kadar devam edecek. Dolayısıyla biz de uzun uzun konuklarımızın tadını çıkarmaya çalışıyoruz. Bu gördüğünüz oyuncak atı, çocukken böyle bir oyuncak atım olmadığı için kızım için yaptırmıştım. Yaptırdım derken İvan Asert'in kıyafetleri gibi, yani sürmezür dediğimiz vücuda göre yapıldı. Benim değil, çocuğumun vücuduna göre yapılmıştı. Böyle bir Luna Park atını o zaman almıştık ve Luna Park atının benzerini özel ve güzel bir ağaçtan yaptık. Sonra birkaç sene boyunca bu atı farklı renklere boyadık kızımla beraber. Özel seanslar yaptık. Daha sonra usta bir zanaatkara, hatta artık ben ona sanatkar demek istiyorum, bu atı böyle bir renk paterni diyorlar, böyle bir patern verdik ve o bunu kendi el cihazıyla parça 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 aylar boyunca boyadı, sildi, tekrar boyadı. Böyle çok ilginç, çok renkli, hayal dünyasından bir at ortaya çıktı. Bizim programımız da böyle bir şey aslında. Hayal dünyasında dolaşıyoruz sizlerle beraber. Ha? Bir yandan sahur yaparken, bir yandan işte bizi izliyorsunuz. Beraberce sizinle bakalım bugün, bu gece, bu saatte kimi ağırlayacağız? Çok sevdiğim bir sanatçı dostum, harikulade bir adam. Özellikle bazı filmlerinde ve bazı dizilerinde canlandırdığı rollerin hayranıyım. Hem şahsen çok seviyorum, hem de bir oyuncu olarak açıkça söylüyorum, hayranıyım. Hanımlar, beyler, Serhat Kılıç! Serhat'ın en önemli özelliği inanılmaz terlemesidir. O kadar terler ki daha kapıdan girdi, duş almış gibi geldi. Hayır, bu kapıdan nasıl bir şey girdim yahu? Değil, başlıyoruz dediler, beni arkaya koydular. Luna Park'ı bilmiyordum ben. Sonra sen atın yapımına girince ben arkada damlamaya başladım tabii. Yoksa ilk geçtiğinde kuruydum. Çok dar arka, merdiven dar yani. Bu hangi rolle ilgili bir... entari. bu ayakkabılar ne, Allah canını bütün almasın. Bütün bunlar senin için. Ama entari diye başlamam tabii çok aşağılık bir yaklaşım oldu. Alçakça oldu yani bu saatte insanlar sahur yaparken. Entari olabilir. Genç oyuncu yavru ağzı giyerek genç oyuncu ama. Genç oyuncu yavru ağzı giyerek kendini bitirdi. Yeni klibi çıkmış sanatkar. Abi böyle imaj yaptık diye. Levon geldi. Ben sana dedim ama. Levon Kordoncu'ya teşekkürler. Özel olarak ilgileniyor. Harikulade bir adam. Çok ince ince uğraşıyor gerçekten. Harikulade bir ben de adam. Okan'ın programına gidiyorum dedim. Ben de çok dedi seviyorum. Ki sana bir takım yapacağım. Ya dedim bak ben daha önce Okan'ın programına otobüsten inmişim gibi gittim. Hani master sınavından çıkıp test sınavından Okan'ın programına... Dedi ki öyle bir kostüm yapacağım ki Okan dedi baka kalacak. Ya dedim çok iddialı olmasın. Boş ver dedi. Orası şimdi pavyon gibi olmuştur. Ben dedi sana yavru ağzı yapacağım oraya oturacak. Oturmadı mı? Vay güzel olmuş. Evet. Sanki kendi sevmiyor böyle şeyler. Ha, bayılıyorum bayılıyorum. Sana bayılıyorum. Ben de sana bayılıyorum. Her şeyin çok iyi. Her şeyin çok iyi. Özellikle bu yakanı birleştiren o Levon'un güzel bir buluşu olmuş. Aynen. Hakikaten. Onun harika buluşları. Yine... Şu da İvan'ın tokası herhalde. Çünkü dar dedim. Saçı takılmış bir yerde. Bir iki toka vardı. Şimdi bu şovun bir otelimizin bir kulübü, mekanı var ve orada işte diyorlar ki şu şarkıcıyı çıkaralım, bu şarkıcıyı çıkaralım falan filan. Fakat neden sonra sende karar kılıyorlar ve sen bir gece şovu yapıyorsun orada canlı olarak seyircilerle birlikte. Ve orada hem şakalar yapıyorsun hem de bizim genelde stand-upçılarda görmediğimiz, evet, orada bir de şarkılar söylüyorsun ve müthiş gitti. Full gitti. Çok güzel gitti. Ki yer bulunamadı aylarca. Teşekkür ederim. Peki sağ ne olsun. ne oldu da bu iş bu kadar başarılı oldu? Ya ben program açarken hafif böyle şakayla karışık anlatıyorum bunu. Diyorum ki benim albümüm yok. Bu yüzden diyorum o çok sevdiğiniz iki şarkıyı dinlemek için diğer bilmediğiniz 8 şarkı boyunca içmek zorunda kalmayacaksınız. İşte ne bileyim
Sonra diyorum gecenin çok ilerleyen saatlerinde oluyor o şarkılar. Hatırlamıyorsunuz da zaten söylediğim anları diyorum. Onun yerine diyorum biz her albümden çok sevdiğiniz o bir iki şarkıyı seçtik. Diyorum hakikaten de öyle. Yani Ray Charles'dan da söylüyoruz. Cem Karaca'dan da söylüyoruz. Zeki Müren'den de söylüyoruz. Bob Marley'den de söylüyoruz. Bazılarını tonlarına yakın söylüyorum. Bazılarını birebir söylüyorum. Çok eğleniyorum. Yani Çelik şarkısını Çelik gibi söylemeden... Şarkının hiçbir anlamı olmuyor. Yani bu kadar farklı adamdan şarkı. Zeki Müren, Çelik, Bob Marley. Evet, çok zevk alıyorum ama annemde de vardı bu. Yani hani 4-5 yaşındayken Neşe Karaböcek yapabiliyordum zaten. Yani o biraz vardı zaten. Kulağım da iyiydi. Yani biraz da iyi orkestrayla. Ki onlar da arkadaşların galiba değil mi? Evet, onlar evet, da eski öyle, dostlar. Aynen öyle, aynen çok öyle. İyi anlaşıyorsun onlarla. Ya sevmediğimiz kimseyle çalışamıyoruz. Çalışamıyoruz zaten. Evet. Aynen kesinlikle. Öyle. Kesinlikle. Aynen öyle. Peki bu haftada bir kereydi galiba bu. Evet, oradaki evet şov. Her cumartesi. Peki her seferinde nasıl iyi oldu? Yani şöyle mi yaptın? Her seferinde yeni bir şeyler mi ilave ettin? Her seferinde farklı şeyler mi anlattın? Tabii gelen müşteriye göre değişiyor tabii ki program. Şarkılar değişiyor. Yani mesela istek şarkı almıyorum ama diyorum ki Türkçe mi gitsin, yabancı mı gitsin? Hızlı mı, yavaş mı? Soruyorum onlara da. Bazen masalarda da oturuyorum. Yani ben gelsem ki geleceğim. Ama şu anda Ramazan dolayısıyla bu şovlara ara verildi ama ben gelsem diyelim ki arka arkaya iki hafta geldim aynı şova. Sıkılmam farklı şeyler görüyorum. Değiştiriyoruz çünkü yaklaşık 100 şarkı falan var repertuarda şu anda. Her şarkıyı da sonuna kadar söylemiyoruz. Tuncer abiyle de çalıştığımız için o da biliyor. Belki sen televizyona başlamasan. Sen gizli yani gizli Serhat'la mı çalışıyorsun Tuncer? Yani o da biliyor. Mesela birinci kıtayı söyledik. İkinci kıtayı bakıyorum. Masalar çok söyleyesi yok. Kesiyorum şarkıyı. Yarıda büyük alkış alıyoruz. Çünkü hiçbir şarkıcı şarkıya kıyıp kesmiyor. Tabii. Yarıda kesince çok mutlu oluyorlar. Of. Her telden de çalıyoruz. O yüzden şey de... getireyim mi? Havlu bile yetmez. Çarşaf getireyim mi? Birazcık daha müzikte ilerlediğinde şarkı bittiğinde bornozum gelecek. Sen az bekle. Sen canlıya geçene kadar ben onu halledeceğim. Merak etme. Peki bu radyoda konuşmalarımızdan, Show Radyo'daki programdayken konuştuk. Sen orada bir şey anlattın bana. Ya dedin ki bu tür bir entertainment, bu tür bir show benim her seferinde o gelen seyirciye göre yeni esprilerle, yeni şarkılarla ilerlememi gerektiriyor dedin. Evet. Halbuki stand-upçılar, stand-up şovu yapanlar ki insanlar seyircisi bundan da mutlu. Diyelim ki her seferinde yani o sezon hangi... yeni sürümüyse o şovun aynısını yapıyor kelime kelime neredeyse. Neredeyse tabii değiştirdikleri ufak tefek değişiklikleri oluyor. Aslında stand-upçı tavrı budur. Çünkü bütün şakaları denenmiştir. Hiçbir riske atılmaz ve evet, aynı şeyi anlatır. O zaman tiyatro diyoruz ona. Ona tiyatro diyorsun. Neden? Yani, çünkü aynı replikleri çalışmışsın filan. Aynen öyle. Aynen. Yani aynen. O zaman çok bir risk olmuyor. Sen risk seviyorsun. Seviyorum. Bayılıyorsun. Ayrıca stand-up adı üzerinde o anda, ayakta o anda, şimdi şaka yaparsak çok kıymetli. Yayından önce seninle çalıştığımız bir şakanın çalışılmış olduğunu anlarlar zaten. Evet. Yani evet. Burada şimdi patlatınca kıymetli. Evet o zaman güzel çok etkili olan oluyor. Aynen öyle. Biz de gülüyoruz çünkü biz aynen de dağılıyoruz. Öyle. Aynen. Aynen. Pekala bu kadar çok risk almak aslında bir adamın kariyeri için çok riskli değil mi? Çünkü sen... Özellikle sinema filmlerinde, hatta dizilerde, bana bunu anlattın, her birinde bir risk var. Yani benim seni, ben o konuşmandan şunu anladım, bütün o hikayelerinden ki burada şimdi tekrar etmeni isteyeceğim. Birisi sana yönetmen telefon açıp diyorsa ki elimde çok zor bir iş var, kimseye veremem, sana da bir sorayım dedim. Sen ama oynamazsın ama filan diye lafa başlarsa sen bunu yiyor musun abi? Hemen tamam ben yapıyorum mu oluyor? Yok, yani bir süre sonra ona gelmez mi bu? Yok, o kadar genç değilim artık. Yani yani belli bir tecrübe ediniyorsun. Biz de dramaturji eğitim aldık. Bir senaryoya baktığımızda ne nereye gider bu kadarını görüyoruz. Ama sana dersem ki Serhat çok zor bir şey var. Sen de istemezsin herhalde dersem ya da çok zor bir şey için sana gelirsem sen bunu... Benim ona bakmam lazım. O sana çok zordur da bana değildir. Ha evet bravo. Tamam. Sen nereden bileceksin o bana çok mu zor? Yani evet. Bu aktörün biraz kendi macerası. Alacağın riske sen karar verirsin. Sağlam mı durayım? Bundan bir tane daha yapayım mı? Ergun Plak gibi. Bıçkın delikanlı. Bravo. Böyle bir şey yapayım mı? Yoksa dur bir terörist oynayayım. Bir çolak. Evet, bir de terörist var. Çok eğlendim sakıncalı, ben orada. Sakıncalı. Çok eğlendim orada. Evet.
Çünkü Ergun Plak'ta öyle eğlenemem. Orada da başka bir macera başka var bir benim için. Ama yani ben bu Ergun Plak'a özellikle 80'ler dizisi hayranı olduğum için ve özellikle orada senin oynadığın rolün hayranı olduğum için. Çünkü zaten o bir sitcom, çok da güzel, çok da duygusal. Ağladığım da vaki. O diziyi izlerken hakikaten ben bazen kendimi tutamıyorum ben diye gittiğim de oluyor. Yalnızken tabii başkalarının yanında utanırım. Çok ama ve lakin sen orada aslında o rollerin hiçbirine benzemeyen, o sitcom karakterlerine hiç benzemeyen, kendi başına komik, esprili, hatta bazen o nefret edilesi karaktere aşık olmamıza neden olan acayip bir çözüm, bir sentez buldun oyuncu olarak ve bunu geliştirdin. Nasıl oldu onun hikayesi? Ya aslında birinci bölümde iki tane repliği vardı Ergun'un. O kadar. Evet evet. O kadar abi. Haydi gençler oturmaya mı geldik? Sonra da haydi gençler dansa. Bu kadar. Başka bir sahnesi yoktu. Birinci bölüm geldiğinde böyleydi. Ben okudum bölümü işte. Daha o zaman bir rolle tanışmıyoruz. Müfit de benim oyunuma gelmiş. Şehir tiyatrosunda o zaman 4 rol birden oynuyordum. O da diyor ki bir rola ya 4 tane rol oynuyor diyor. Bunu alalım diyor. Manav yaparız bakkal ya bunu diyor bir yere koyarız yani hani. Bu adamı çağıralım biz. İyi diyor çağırın diyor bir rol. Ben de gittim işte tanıştık biraz sohbet ettik falan. Dedi okudun mu bölümü? Okudum dedim çok güzel elinize sağlık. Herkes dedim bayıldı evde herkes çok sevdi. İşte annemden bahsettim falan filan. Dedi hangi rolü beğendin? Valla dedim Ergun Plak. Ya bu tiyatrocular çok alem ya. hangi rolü beğendin? Abi dedim çok mu ayıp olacak Ergun Plak yani. Hani. Ya dedi sen bölüm okumamışsın. Kaç tane repliği var dedi gördün mü? Dedim hiç önemli değil. Baş roller benim önümden geçmeden çiçe gidemiyorlar. Yani. Ya. Velhasıl o benim mahalledeki abilerimin toplamı. Ve orada tabii birazcık kötü adamdı Ergun. Bunu biraz Müfit'le, Birol'la paslaşarak, Yasemin'le de çalışarak çıkardık. Ben şöyle düşündüm. 1980 yılında aynı mahallede, yan apartmanda oturan kızdan vazgeçemiyorsan iki ihtimal var. Ya sapıksındır ya gerçekten aşıksındır. Bravo. Bizim o tatlı dramatik yapımızda, o teatral yapımızda bir sapığa tecavüzcüye zaten yer yok. Evet. Yani ancak bölümlük bir macera olabilir. O yüzden dedi ben aşık olmayı tercih ederim Ergun Plak olarak. Birol dedi ki ya siz çok alem bunlar neler düşünüyor bak dedi. Birol'un aklına gelmemiş değil mi? Ergun gibi bir Ergun Plak kötü adamdı. Aslında Niyazi ile Nazlı olacaktı. Hayır niye mesela daha kolay demek istemiyorum. 80'li yıllarda kimse kolay değildi. Ama daha rahat ilişki kurabileceği bu kadar nasıl söyleyeyim. Güzel bir laf değil ama ev kızı gibi görünmeyen, ev kızı olmayan bir kızla çok daha rahat ilişkisi olabilirdi. Ama orada başını acayip bir belaya soktu ve zaten onun... Evet ama orada birlikte büyümek var ya. Bravo, aynen. Bizde öyle bir şey var. Aynen, bravo. Çünkü evet. Onun 9 yaşını biliyorsun. Of. Artık bundan ne gelebilir ki? Of. Yani bundan 20 yıl sonra başka birini tanıyıp onu sevdiğin gibi zaten sevemezsin. Bir de unutulacak aşklar değildi onlar. Aynen, kimse öyle. Unutmamıştı. Aynen, kimse öyle. O mahalledeki... Komşu kızı unutmamışım. Fakat şimdi herkes birbirine ilk aşkını anlatıyor ama hiçbirinin ilk aşk olduğunu düşünmüyorum. Çünkü ilk aşkta emek vardır. Evet, bravo. Telefonla ulaşamazsın, bravo. Mektup yazarsın, sokakta denk gelemezsin, sınıf değiştirir, koridor değişir filan yani. Fakat bir şey söyleyeceğim. Vardır. Hayranlık duyduğum şu, bir metin okuyorsun, daha bir şey gerçekleşmemiş. Daha gerçekleşen bir şey yok. Bir dakika, sen başladığın zaman sokak filan var mıydı, kurulu muydu? Vardı canım. Var tabii ki. Biz platoyu kurup direkt başladık. İlk bölümlerden itibaren o düzen vardı. Daha küçük bir sokaktı. Sonra sokağı büyüttük. Evet ama senaryoda kendini konumlandırma. Yani kimse hiçbir yere gidemiyor adamın önünden geçmeden. Dolayısıyla sürekli plandasın. Evet. Sürekli plandasın. Tek yapmam gereken laf atmak. Yani. Bravo. Yönetmenle yani iyi anlaşıyorsan kimse sana dur demiyor. Bravo yani. Bunu görmek. Ama tabii ki biz de ona göre doğaçlama yapıyoruz. Yani bir şeyi sadece komik olduğu için söylemiyoruz. Orada Rasim abi var, Özlem Türkat var. Herkes çok kalifiye oyuncular. Hepsi dönemi çok iyi biliyor. Hatta yapma şansın çok düşük zaten. Peki bu... Ama çok iyi bekliyorum. Tekrar bu kulübün caz kulübü gibi bir kulüp. Bodrum'da da sürekli sahne aldığın bir yer var. Çok sevdiğimiz Atilla abinin yeri. Evet, Orada sahne alıyorsun ve dikkatimi çeken şey şu. Bodrum'da yaz kış gelip sahne aldığın mekan
daha çok gençlerin devam ettiği, küçük bütçelerle de gidilip gelinebilen gençlerin, evet. rock severlerin geldiği bir yer. Şimdi onda tadı başka oluyor. Bravo. Evet. İstanbul'daki mekan, İstanbul'daki mekan bunun tam tersi. Daha işinde gücünde, para kazanmış, biraz daha orta yaş, belki orta yaşa doğru insanların geldiği bir yer. O iki seyirci taban tabana zıt, aynı yerde eğlenmelerine imkan yok. Sen iki yerde de başarılısın. Bu nasıl oluyor? Ya çok teşekkür ederim. Ya çok. Ya bir şey övmek için söylemiyorum baba. Bu temel sorudur. Çünkü terdi. Ya hayır bebeğim, bir tane efendim canım. Şimdi bu ya senin oraya gelen. Ay bu yani olamaz yani. Bir adam şu kulübe gelen. Örneğin seçici başka türlü seçiyor. Ha. Evet. Orada mesela Ray Charles dinlemek istiyor adam. Ha. Frank Sinatra duymak istiyor. Hmm. Ama arada kendi 80'ler 90'larından da bir atıyorum bir Santana Smooth istiyor. Araya bir tane Levent Yüksel, Ajda Pekkan olsun istiyor filan. Ona göre gidiyor program. Ama öbür Rocks diye geçtiğimizde orada biz de Duman'dan da söylüyoruz. Ne varsa söylüyoruz. Yani Türkçe rock da söylüyoruz, yabancı rock da söylüyoruz. Kitle de ona göre tepki veriyor. Kitlenin verdiği tepkiye göre değişiyor programın akışı. Yani mesela bazısı daha çok konuşmamı istiyor. O zaman daha çok konuşuyorum. Yüzde kaç, yüzde kaç? Yani mesela ne kadar konuşursun, ne kadar şarkı söylersen aslında belli değil, değil mi? Hiçbir zaman bilmiyoruz. Belli değil. Tuncer abi şahit, playlistimiz yok bizim. İkinci şarkının, bu kadar yani bu kadar şarkının ne olduğunu bilmiyor. Sadece açılış şarkısını. Neyle açalım? Şununla açalım diyoruz. Bilmiyoruz, ben şarkının sonunda masada mı olacağım, orada mı olacağım? Tuncer abinin yanında mı olacağım? Yani hiçbir zaman bilmiyoruz. Bu yüzden herkes çok heyecanlı oluyor. Orkestrada ne şaka yapacağımı da bilmiyorlar. Ne zaman kime takılacağımı da bilmiyorlar. O zaman bu işte bir şarkıcının konserin olmaktan çıkıp iyi bir entertainment yapan bir tiyatro ekibinin temsiline dönüşüyor. Yani peki. Tuncer abi çok iyi bir gitarist. Ama orada benim gitaristimi oynuyor. Ben de orada benden çıkan bir şarkıcıyı oynuyorum. Bu yüzden de her temsilimiz ayrı keyifli hakikaten. Peki. Şimdi seni biraz Tuncer ve bizim harikulade adamlarla baş başa bırakacağım. Bize ve ben tamamen ıslanacağım artık. Sırılsıklam olacaksın. Evet. Bize şovdan şarkılarla küçük bir kesit sunman için. Mesela hep beraber bu sahur vaktinde hep beraber kusursuz bir şarkı söyleyelim. Güzel. Seni bırakıyorum. Mikrofonun hemen burada, yanında burada. Koltuk. Evet, aynen. Ekranları başındaki herkes de şimdi şöyle bir kendilerini dinlesinler. Bu şarkıyı dinlerken kötü bir şey düşünen var mı? Yok. Rahmetli annem her zaman şunu derdi. Bir şarkı kusursuzsa eğer başından sonuna kadar kusursuzdur. Ve seni hep aynı duyguda, aynı yerde tutar. Tıpkı bu şarkı gibi. Kötü bir şey düşünen olursa mutlaka haber versin. Gittim ben sana muhtaç. Gözümden olsun başımda taç muhtaç. Beni öldür öyle git. Yaşamak için senin sevgine muhtacım. Muhtaç gözlerine, muhtacım sözlerine. Gönlümü ısıtacak sımsıcak nefesine gitme. Duralım. Kusursuz mu değil mi? Kusursuz değil mi? Kusursuz. Şarkı o kadar kusursuz ki aynı şarkıyı yine Allah rahmet eylesin Zeki Müren'in çağdaşı Bob Marley and the Wailers'dan dinleyelim. Bakalım duygu değişecek mi? Oh yeah, oh yeah. Gitme. Sana muhtacım, oh yeah. Gözümde dursun, oh yeah. Başımda tacım, muhtacım. Beni, beni öldür öyle git, oh yeah. Yaşamak için, oh yeah.
senin sen dinle muhtacım. Muhtacım gözlerine. Everything's gonna be alright, yeah. Everything's gonna be alright, yeah. Muhtacım nefesiyle gitme, oh yeah, oh yeah. Kusursuz mu değil mi? Kusursuz değil mi? Aynı duygu. Şarkı o kadar kusursuz ki. Aynı şarkıyı alıyorum. Çeşme, Soleymane, Bilçe koyuyorum. Hande genelde Serdar Ortaç'ın arasında çalıyor bak. Git 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 git. Gitme sana muhtacım. Gözümde nursun. Başımda tacım muhtacım. Beni öldür öyle git 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 git. Yaşamak git 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 git. Senin sevgine muhtacım. Yeterli bence. Kusursuz mu değil mi? Kusursuz. Teşekkürler. Sağ olun. Yasmin Erbil'i tanıyorsun. Tanıyorum, aşağıda tanıştım. Çok tatlı. Çok tatlı. Ben de bebekliğini biliyorum, çocukluğunu biliyorum. Sonra gözümüzün önünde babacığıyla beraber, anneciğiyle, Nergis Kumbasar'la beraber, Mehmet Ali Erbil'le beraber nefis büyüdü. Çok tatlı kız oldu. Hanımlar, beyler, Yasmin Erbil! Ne tatlısın. Ay canım benim, babasının kızı maşallah. Bu tabii ki canlı programlarla band programları arasında şöyle bir fark vardır. Band çekerken böyle bir dejavu gibi bir hisse kapılırsın. Sanki hep aynı şeyleri tekrar tekrar yapıyorsun. Sana oldu mu? Yani buradan hiç çıktım mesela ben. Sanki biraz önce yine çıkmışsın gibi filan. Sanki sen şimdi şaka yapacaksın. Bir şey de takacağım. Ya. Evet. Ama şunu söylemeden geçemeyeceğim. Bu hakikaten bu pabuçların... Yok bu, artık. Bu pabuça yapacağım. Yani hayır. Hakikaten... hayır ama. Yani hakikaten bu pabuçların... olacak gibi değil. Bunlar şey gibi hani böyle bir ortopedik engellilerin pabuçları vardır. Öyle ben mi? De bu pabuçta burada benim repliğim var. Senin repliğim var. Ben bu pabuçlarla yürüyen hanımların elini öpüyorum. Ben bu kızların çirkin ayakkabı giymek konusundaki meraklarına bak mesela. Senin ne kadar güzel ayakkabın. Evet. Ben insanın yürüyebileceği ayakkabısın. Sen şimdi şey demeyecek misin? Bunlarla ayağım burkulmuyor mu? Tehlikeli bir şey olsa hiç koştun mu bunlarla? Hiç koştun mu bunlarla? Ne şakalar yaptın ben daha önce çekildim. Koştum. Koştun, ne oldu? Böyle burkula burkula koştum. Burayı değiştirir de bir şey çekecek. Peki ama bu tip mesela böyle bir ortopedik özürlerle ilgili bir ayakkabı değil midir bu ya? Mesela bir bacağı kısadır, kalça çıkığı vardır filan, Allah kimseye vermesin. Bu sefer çok zor. Allah korusun. Daha fena olur bence. Evet. Ama şey hakikaten daha fena olur. Hani bir bacağı kısadır da öbürünü yükseltmek için, aynı seviyeye getirmek için falan. Hakikaten çok çirkin pabuçların vallahi söylemem ya. Yani şeyle de. Üzerindekiyle de. Yani düşün ki Ivana Sert'e böyle davranmadım yani. E tabi bizim kızsın ya. Ondan oluyor. Babacığın nasıl? Hemen anlat. Ben bu arada bayağı acı çekiyorum şu an. Niye? Ne oluyor? Ya kendini yaralıyorsun. Çıkıyor. Olsun. Olsun. Sanki tipim çirkin olacak gibi hissediyorum. Hayır, öyle bir şey olmayacak. Hep olacak bunlar çok televizyonda. Çok güzel şu anda. Çok sadece güzel. Şu ama yukarı bakıyor. Ama güzelliğine pek düşkün amcası. Çok düşkünüm. Evet, çok amcası düşkün. Diye bana demedi. Çok düşkün. Size de amcasıyım. Yok artık. TV100'de evet. Yeni magazin programı sunmaya başlıyorsun. Evet. Tabii ki sen bir yandan da bir sunucu kariyeri yapmak istiyorsun. Biliyorum bunu Show Radyo'ya evet, geldiğinde konuştuk. Ama ve lakin sen hem oyuncu olmak istiyorsun hem de sunumlarda, şov dünyasında da bir kariyer sahibi olmak istiyorsun. Herkese rakip gelmek istiyorum. Herkese rakip gelmek istiyorsun. Bak bak. Babana söyledi mi bunu? Babana söyledi mi? Böyle dedi. Baban demedi mi ilk programdan babam uçma kızım? Babam beni çok destekliyor ya. Tabii ki çok destekliyor. Ya baba gerçekten. Olunca her şey tabii mükemmel geliyor. İşte şimdi arkada öyle bir adam olunca biraz fazla güvendim kendime ben de galiba. Nasıl bir adam olunca? Ha babam böyle babası bir adam olunca. Ben seni söylüyor sandım. Bir yanında böyle bir adam olunca falan diyerek ben. Peki. Ay Allah tamam. Biraz yahu oldu artık oynama kendinle canım. Peki. Ya bu olay olacak. Peki. Hayır hiçbir şey olmaz. Tamam. Peki. Senin şimdi bir TV100'deki bizim kanalımızda bir tanıtımın var. Acaba o bize... Öpücük attım.
Ha? Öpücük atıyorum. Ya onu anlatıyor ondan. Sürekli. Ben sonra da diyor öpücük atmak istemedim. Öpücük bana zorla atacağım. Öpücük attırdılar diyor. Niye sevmiyorsun öpücük atmayı? Ne ya, var sonunda? Yani çok şey klişe olmuyor. Yani. Öpücüğü zorla attığın belli. Peki. Ve klişe hayır. Attım da belli bence ama herkes çok beğendi. Evet, bir şey olmaz. Sondaki öpücüğü yani bunu buradan bu tanıtımın seyrederken seyirciye önceden söyleyelim. Yani. Evet. Sondaki öpücüğü o kendisi atmıyor. O öpücüğü ona attırtmışlar Allah'ım yarabbim. Hepimiz de öpücükler attık. Yani Show Radyo'daki program da içimi bir içimi şey yaptı. Ne derler? Kanımı kuruttu. Öpücükler görünmüyor da. Evet, peki görelim bakalım. Sen edelim. Aşklar. Gündem yaratacak itiraflar, polemikler. Özel röportajlar ve çok Bilmeyin. Daha fazlası magazin altında. Geliyor. Geliyor. Merhaba, ben Yasmin Erbil. Hafta sonlarınızın yeni neşesi, vazgeçilmezi magazin hattı her cumartesi pazar TV 100'de. Sakın kaçırmayın. Ay. Ay. Ne var bunda? Ne var bunda? Öpücüğe kadar o kadar iyiydi ki. yani dedim ki, herhalde dedim ablası sunuyor. Ve ne kadar benziyorlar dedim. O daha olgun çünkü sunan. Kimse o. Bayıldım. Ama iki kız var, iki elbise. Ama ablana söyle öpücük atması zorlu olmuş o. Biri ona demiş ki öpücük at. Hatta onu da atamıyor. Böyle bir yarısı burada kaldı. Evet, mesela o, bu ne? Onu. Hani... Dur mesela, bunu tarif mi ettiler? Aha, yok, böyle bayağı yapacaksın. Benim ben. İçimden geldi böyle. İkişer içer. Eşe içinden gelmiş. Yok. Şunu sana gösteren bak. Bak tanıtım çekerken ilk tanıtımda sana bunu yap diyen senin dostun değildir. Bir kere sen ekibini yeniden gözden geçir. Benim yani. Dostum kim değil biliyor musunuz? Bana bunu takan beyefendi. Nasıl ya? O ya onda bir şey yani. Yok. O bir mikrofon. Olmaz. Hiç önemi hayır, yok. Ama şimdi şunu anlatamıyorum siz. He. Her şeyinizle zaten her zaman aynı ve çok iyisiniz. Evet. Ben burada ilk şovuma çıkmışım. Onu konuk gece olmuş. Geç saate kadar sürdüğü için yavaş yavaş yiyeceksin onu. Küçük küçük ısıracaksın onun süngerlerinden. Evet, güzel. Peki bu tanıtımla ilgili şunu söylemek istiyorum. İki tane entari giymişsin ve biraz da hakikaten bu programa uygun olarak değil mi sert bir giriş şu yapıyorsun. Olmuş evet, mu, evet. Değil mi, o tanıtımın üstüne? Olmamış. Yani, olmamış. O nedir? O böyle bir payetli kıyafetin mi var? Bana sert geçti buradan. O yüzden sen şimdi biraz çabalayacaksın. Payetli kıyafet değil mi ilki? Evet evet. O çok güzel. Çok peki güzel. İkincisi siyah tam olarak göremiyorum. Eskiden yüzme bilmeyenler şamrel derlerdi eyvah, biliyorsun. Eyvah, eyvah, böyle bir şamrelle suya girerlerdi. O göğsünde mi duruyor? O nasıl bir elbise? Sen o kadar büyük o tulum. Değilsin. Tulum mu? Tulum mu? Peki evet. Önünde şu kadar bir şey duruyor. O nedir o elbisede? O da tüyleri. Tüyleri mi var? Burada böyle. Aa ondan simsiyah görüyorum. Kızın kıza şamrel giydirmişler gibi hayır, geldi bana. Hayır orada önünde bir tavus kuşu var. Evet. Tavus kuşu var. Tabii, ben tüyleri görmüyorum. Ha. Aman sen de her şey aman yaşlandım şekerim gözüm görmüyor. Neyse onu sana az koymuşlar. Evet peki ama güzel, sert, mis gibi konuşuyorsun. Net magazin haberi sunuyorsun. Evet. Şat. Bir de çok farklı görünüyor. Buradaki gibi görünmüyor. Buradaki gibi görünmüyor. Evet. Gerçekten. Yani daha aslında ciddi. Profesyonel ya yakıştırmış kendine yani. Profesyonel görünüyor. Ne dedi babacığın izlediği zaman? Bir şey demedi. Böyle ifadeler yaptım. Çok iyi aferin falan. Böyle çok bir şey demez kıskandı ki baba. Kıskandı seni. Babam. Kıskanmıştı. Hayır. Hayır. Kıskanmış. Hayır. Kız babası kıskanmıştı. Kız babası kıskanmış. Tabii ki. Yok yok. Vallahi. Vallahi billahi. Ya. Evet, evet. Ben bilmez miyim? Baban çok duygusal adamdır. Sen benden iyi biliyorsun. Ya bana ha? Çaktırmıyor en azından. Çaktırmaz. Çaktırmaz. O hep böyle baba, olgun, kızına karşı çok müsamahalı, çok seviyor ama bilmiyorum. Belki biraz senin de gösteri dünyasında olmandan dolayı belki biraz endişelenmiştir belki. Gerçekten hiç endişeli değil ya. Yani lan ne söylersem hayır diyorsun evet. Ben sabahtan beri ya. Ben hep hayır derim bu arada. Çok niye derim hayır. Niye hakikaten öylesin sen? Bilmiyorum. Baban da o yüzden az konuşuyor bence seninle. Bir şey diyeceğim diyor. Kız yine hayır diyecek. Her şeye bir cevap, her şeye bir cevap. Okan Bayülgen diyor ki çok güzel olmuş. Hayır hayır diyor. Hayır olmadı öyle değil. Çok güzel değil. Pekala. Şimdi bu çok güzel. Bir de senin şeyine bakmak istiyorum. Ne orada? Instagram bumeranklarım var. Bumeranklarım diyor. Evet çok yapıyorum. Bir bakalım mı beraber onlara? Bakalım. Bakalım hadi görelim. Şaka mı? Evet. Evet burada sen olduğun belli gerçekten. Evet. Sensin bu. Kedi kulakları. Evet. Bu da benim. Tatildeydim. Evet. Bu da ben.
Bir durabilir miyiz? Sunucular geçti. Kızım bunlar bumerang değil ki. Ama en sıkıcıları... Ya salakça bumerang olur mu ya? En sıkıcılarını koymuşsunuz. Biz en sıkıcılarını seçeceğiz tabii. Sen biz kendimizi uydurup çekmedik değil mi? Yani orada ışığı bumerangı mı yanlış anlamış Bunlar acaba? Ki, baban benimle konuşmuyor. Ne, baban ne yapsın artık baban? Aslında oradaki olayı anlatıyorum. He, şimdi buyurun. Şöyle yani orada ışığı beğeniyorum, kendimi beğeniyorum. Şimdi fotoğraf olsa diyecekler ki oynadı. Öyle demesinler diye şimdi o bumerangla oynayamıyorsun. Üstüne Photoshop falan yapamıyorsun. Ay bu kız gerçekten bravo, çok güzel. Bravo ondan yapıyor. Mecburen evet. Bumerang bu. Bumerang yapmak için değil. Oynamadım ben diyor. Ben kendimi adamdan bile saymıyorum. Yani ben daha Instagram'a fotoğraf koyamıyorum daha. Ben de koymadım. Daha ben yani, de koyamıyorum. O kadar daha crop yapıp denk çerçeve dışarıda kalıyor. İçi beyaz kalıyor. Kenara olmuyor. Bravo falan. Ben hep büyük koyuyorum. Aynen en güzeli. Halbuki bir küçülttüğüm bir şey var. Evet. Yakından hani... Uzaktan da çirkiniz, yakından da. O yüzden istediğin kadar yakınlaştırabiliyorsun. Onlar çok uğraşıyorlar. Yazık. Ben üzülüyorum. Peki, devam edelim. Bitti bu kadar. Bütün bu bumerangın bu mu? İşte diyorum en sıkıcıları bunlar. Yayın bitti sanırım. Serhat'cığım sana şey burada hazırladım aslında kağıt aldım ama ben de bornozum geldi diye ben ama geçti. Şey yaptım. Çünkü benim masajım var aşağıda. He? Masaj yazdırdım ben. Spa'ya da şey yapacağım, ineceğim. İstediğin gibi, istediğin bunu gibi. Bunu halbuki, ya koskoca Okan Bayülgensin. Bu böyle harcadık mı bu şakayı? Ya o şaka şunu değil saklasan, ya. He. Son şarkıda ben bitirince böyle üstüme... James Brown. Artık yapamayız, söyledim bozdum. İstiyor, evet. Senin ayakkabılar benim örtüm. Evet. Bence bu yayın çok... Evet. Baştan başlayalım mı? Keselim mi bir yerde? Peki, medya arkasına bakalım mı? Üçümüz. Bakalım. Üçümüz. Çarşaf kalsın, ben buna kurtulmak istiyorum şu an. Ya at gitsin ya. YouTube'a çarşaf çok çirkin bir şey. Değil. Evet, yani. Pekala. Şimdi beraberce bir birikim oldu. Yani biz çok fazla yapmadık. Onlardan biraz seçtik. Yani biz yokken neler oldu gibilerden bir medya arkası var. Eski şeyler. Eski şeyler. Yani bu iki sene içinde dönmüş şeyler. Beraberce bir bakalım. Ben mi gönderdim? Kim gönderdi? Ben mi gönderdim? Sen göndermedin mi çiçekleri? İstiyor musun bu çiçekleri? Kim gönderdi çiçekleri? Ben mi gönderdim sana bunları? Ben sen gönderdim. Alıyorsun resminden bak. Ben göndermedim sen çiçekleri sana. Oğlum. Ben böyle ben erkeklerim değil. Sana çiçek getirmek istesem kendilerim. Ben mi gönderdim? Onu aldım sarıldım sen gönderdin diye belki. Ben göndermedim. Dön! Kendim... Şimdi bu kısmetse olur. Hatırlıyor musun bunu? Benim çok yakın bir arkadaşım onu bayağı izliyordu biliyor musunuz? Fakat burada bir erkek tipi yaratıldı baba. Ya biliyorsun. Acayip bilim kurgu karakterleri gibi. Evet. Yani böyle olaylar başka bir dünyada geçiyormuş gibi oluyor yabancı dizilerde. Evet. Böyle adada kayboluyorlar falan. Bunlar da orada gibi geliyor bana. Yani çünkü o adamı evinde düşünemiyorum. Onlar planlanıyor ama herhalde. Ben onu çolakta yapıyorum rol diye anladın mı? Hani adam gerçek yani. Nasıl yapıyorsun orada? Çolakta yapıyorum işte. Sarı. Oo. Adam öyle ama. Sana çiçek aldım. Çok seviyorum seni. Bu cinayetin hemen öncesi değil mi baba? Evet. Yani gerçek hayatta tabii bunlar kurguları aynen, var. Sonra aynen, hepsi aynen. Anlatıyor. Ama sonra gerçek hayatta da onun bir aşama sonrası çat takıyor bıçağı oraya. Allah vermesin. Görelim devam. Kendim gönderecek olsam. Ben çünkü zaten... Dur. Kendini ele vermişti zaten. Ya bu şimdi gelen Serhat'cığım çok iyi bir iş. Niye bu işi bu çocuk devam ettirmedi anlamadım. Yani bu büyük devasa kuklaları giydiler ve garip bir şey yaptılar. Akla ziyan. Çok fena bir şeydi o ya. Değildi ya. Sen biliyor musun göstereceği şeyi? Eserin işi. Doğru söylüyorsun değil mi? Eserin işi. Güzel de enteresandı. Görelim. Arkadaşlar bir şşş. Hayır ya. Dur. Yani bence eserin bu işi anlamadım Türk televizyonunun geldiği muhteşem yeri yani herkesin artık kafayı yemiş olduğunu çok güzel ifade ediyor. Bir kere kuklalar kesinlikle sanatçılara benziyorlar. Çok aynı. Ben o sanatçıları biliyorum. Mesela Serdar Ortaç aynısı. Einstein benzemiyor.
onun dışındaki herkes bizdeki sanatçılar hakikaten aynı. Ve belki de biraz, belki de şov dünyasına da biraz eleştiri Einstein de biraz var. Einstein biraz Esat Kıratlıoğlu'na benziyordu sanki. Bravo. Bravo. Hatırlıyordu sanki. Çok doğru. Devam. Hak geliyor 1,5K. Bir sürü makarna yemişsin yani. Ne geliyor? 1,5K. Hesap geliyor. 1,5K. 1500 lira. Evet, 1500 Türk TL'si. Allah Allah, nerede bak, yediğine... Dur. Çok acayip, çok acayip bir çizgi film karakteri olarak doğmuş ve yaşamayı sürdüren önemli bir kişi. Ve o bin kullanmıyor. Sen de öyle misin? Bu nesil galiba bin değil de K kullanıyorsunuz siz. Ben öyle demiyorum, ben bayağı bin diyorum. Bin diyorsun, K kullanıyor. K, öyle yapıyor. Evet. K diyor. Yani şey, sosyal medyadan, sosyal medya birimi... Yani çok acayip. Yani para, para. Evet, ben geç anladım. Ben K'yı çözene kadar K şaka geçti. Çok acayip. K. Devam. Evet. Değil mi? 2000 TL gelir mi makarnaya? İki evet. Kişinin makarnasına. Dahil can canlı yerlere gidiyorsun. Evet, yani o zaman bazen ben ödüyorum. Genellikle Selin ödüyor. Dur! Yani abi, bak ekranda kalsın ne olur. Yani... Nuri abiyle bu kızın yan yana oturması ve Nuri abinin bakışları da... Hani canlandırdığı roller itibariyle çok manidar değil mi yani? Nuri abi kızı inceliyor gerçek mi? Yani öldürecek, yani. Öldürecek hakikaten yani. Konuşuyor, anlatıyor yani. Evet. Nasıl yapıyor, nasıl yapıyor? Ben inanamıyorum yani. Devam. Yani bir şey yok bunda. Kartla mı ödüyorsun? Ben nakit kullanıyorum ama onun kredi kartı var. Böyle çıkarıyorsun 2000 lirayı sayıyorsun. Cash only. Bu arada şey saatlerde oluyordu. Dur, dur. Ne oluyor? Saatlerde sen hareket ettikçe kuruluyordu ya saat. Evet, evet. O da öyle. Mesela arada yavaşlıyor, yapamıyor. Onu diyor tık tık sallıyor, tekrar çalışmaya başlıyor, tekrar anlatıyor bak. Saat gibi bu kinetik şeyle hareketle çalışıyor. Çok acayip. İçinde dönen bir şeyi var onun, kendi mekanizması var. Hani eskiden araba giderken kafa sallanan şeyler onlar gibi düşünüyor. Sallandıkça şarj ediyor. Mesela niye öyle yaptı diyor. Ama gidelim bak aynen ya. Çalışınca geliyor acaba. Arada bak yavaşlıyor, tak tak atıyor kafayı. Mekanizma anca yani. Saat sallıyor şey oluyor. Devam. Nuri Alçalı daha sallayamamış ya. Sen kapıdan dışarıya kaç şeyle çıkar? Bu bir yarışma. Çok güzel şeyler. Dur. Burada abi çok acayip bir şey. Yani bir stüdyoda... Bu bir yarışma. Yarışmacıya bu mezallim nasıl yapılabilir ve gerçekten bir psikiyatri kliniği orası. Hakikaten bir psikiyatri kliniği. Görelim. Çok güzel şeylerle geliyordun. Son haftalardır çok güzel şeylerle gelmiyorsun. Uygun fiyata alınan kıyafetleri pahalı göstererek buraya gelmek meziyet diye bunu en başından beri söylüyoruz zaten. Bu hafta, sadece bu haftayla ilgili dördüncü gündeyiz şu Dön. An. Dön! Bak baba. Şey başlıyor, sinir krizi başlıyor. Çok acılar var ya. Çok acı, ağır acı. Sonra da diyorlar ki bunlara kurgu. Ulan böyle kurgu olur mu? Biz o zaman bütün aktörler mesleği bırakalım, gidelim abi. Ülkeyi terk bak, edelim sana yani. Bak sana yemin ediyorum Jack Nicholson'ı koy o kadar uzun süre ağlatamaz. Bravo. Ona göre de para alır. Bak bulguk kuşu. Uzun ağlıyor bulguk kuşu yani. Performansı görelim. Ziyet diye bunu en başından beri söylüyoruz zaten. Bu hafta, sadece bu haftayla ilgili dördüncü gündeyiz şu an. Yarın final gününü yaşayacağız. Selma verilen ücretten 785 lira artırmış. Ben almış ya, bir saniye. Çok aa, veriyor kadın. Nereye gidiyor? Nereye gitti? Çok acayip. Abi neler neler olmuş, neler kaçırmışız ya. Abi işte iki senede çok ağırdı. Şimdi vay iki arkadaş. Tane kuaför geliyor arka arkaya, görelim. Ben istemiyorum artık lütfen. Ya ağlama, niye ağlıyorsun yani? Ya sinirlerimi bozdunuz ya, ne demek ağlama? Sen de beni ne demek bozuyorsun ne yavaş demek. Yavaş tamam, sinir katsan yukarı çıkıyor böyle. Yeter tamam lütfen kesin. Dur baba, bunların orijinalleri var bu kuaför programlarının filan. Yani gidiyorlar böyle, selam ben geldim, ay saçlarım ya, ahahaha çok güzel oldu. Aynaya bakıyoruz, hiç eskisi gibi değil, beni baştan yarattın filan diye. Ama hakikaten çok kötü oldu, ağlanmayacak abi, gibi bizde, değil yani. Ulan böyle ağlanır mı? Böyle ağlanır mı? Kızıyor bir de. Yani bu nasıl bir zulümdür o kadının, ne yapıyorsun? Kadının kafasını mı kesiyorlar, saçını mı kesiyorlar anlamadım zaten. Devam. Yeter tamam lütfen kesmeyin artık. Ağlanır mı? Yani işte ah. Tamam bitti.
Sizin yorumunuz ne burada? Dur. Şimdi birazdan bir kuaför daha var. Bu neydi bunun adı? Hayır o değil. Kuaför. Benim kuaförüm. Bir de şimdi kuaförüm sensin bak. Özge Borağan, o da konuğumuz olacak Harem Kabare oyunuyla. O sunuyor. Bu, ondan eminim. Orada biraz da orada tartışma falan var ama böyle bir mezallim yok onda. Bu kaldırılmış zaten. İşkenceden herhalde yargılanacaklar. Çinlileri geçmişiz ya, çok acayip. İşkenceden. Vallahi suç duyurusunda güzel bulunurdum ben olsam yani. Böyle bu yapı... Evet, devam. Ne, burada medele faul mu yapıyor? İlk yaptığı faul medeli. Tamam. Onun dışında hiçbir şey yok orada. Net sarı. Hiçbir şey tamam. Yok. Tamam. Ya Serkan'a göre faul. Güzel. Sana ne ya? Tamam. Serkan'a göre faul. İnanamıyorum sana ne ya? Şimdi bak, Necefli Maşrafa değil, halı sağa koydular abi kavga çıkınca. Bunu hakikaten merak ediyorum. Yani bu programda bir kavga başladı futbol yorumcuları arasında. Ne fark eder ki? Sesi veriyorsun. Hani orada silahlar mı çekilecek, yumruk mu gelecek ama öyle bir şey olmaz. O koskoca adamlar kavga etmezler ama ya o halıyı bence da anlamadım. Bence ekstra bağırıyorlar. He? Bakıyor görüntüde de yok. Görüntüde ekstra de bağırıyor yok mecbur. Sana bravo ne ya? Sana ne? Devam. Sana ne ya? Sana ne ya? Allah Allah. Ben girilmiyorum oğlum. Sen kendi kendine ne anlıyorsun ya? Ben senin oğlun değilim hocam. Değil. Benden dikkat. Ben de benle dikkat. Benden dikkat. Sen de benle dikkat. Ben bu adamla bir daha program yapmam. Hayır abi. Çok bir dakika. Ben bu adamla bir daha program yapmam. Ben bu adamla bir daha program yapmam. Ya eski beyefendi. Dur. Gerçekten Süpermen bile öldü. Tövbe estağfurullah. Allah uzun ömür versin. Ya böyle bir kahraman yok. Yok ya. Herkese kızgın. Herkesle arası bozuluyor filan. Çok acayip. Bir daha da yapmam diyor. Her saat orada abi. Erman abiyle ilgili Türker Bey çok güzel söyler. Türker İnanoğlu hepimizin piridir, büyüğüdür. Türker Bey başlangıcından beri, onu başlatanlardan biri de Türker Bey'dir. Bu futbol yorumculuğu filan o zaman bir kanalın başındaydı Türker Bey. Ve büyük bir televizyon yıldızı olarak görür. Evet, demek ki duayen de olsa hata yapabiliyor. Evet. Yıllardır böyle yani siniriyle, şeyiyle filan böyle haşmetiyle maşallah. Evet, şimdi bir yemek yarışması. Bizde yemek yarışmaları da işkence olarak zaten izleniyor. Zaten yarışmacılara da işkence yapılıyor. Bu hoş tabii, buradaki işkence biraz daha eğlenceli, görelim. Hayır, sarısını mı atacağız buraya, yazını mı koyacaktık ki? Neyin sarısını? Sarısını al, yumurtanı koymayacaktın. Allah veteriner saklasın yarabbim kızım seni. Sarısını al, kaç kilo bir şey olmaz ya. Üç yemek kaşığı da esmer şeker var, esmer şeker. Üç yemek kaşığı da onu koy, sarıp karıştırma. Ne istiyorsun sen ya? Esmer şeker var, üç kaşık ondan. O şekeri şimdi attık da, şort şekeri. Esmer şeker, kara şeker. Ne kadar da kara şeker? Ne kaşığı, çay kaşığı. Dur. Esmer şeker. Serap. En romantik anların düşleri bu çifti. Ön sonra çakalın. Aspar! Yani düşünsene. Çok acayip. Keşke kadın okumasa onu. Hay Allah ya. Çok acayip. Abi düşünsene, o kadını kim oynatacak? Sana. Ya sana diyeceğim ki elimde çok bir zor bir rol var. Bir kere kadın. Ya büyük kalır ya. Büyük oynuyor derler. Abartıyor derler. Abartıyor derler. Abartıyor derler yani. Evet. Çok acayip. Devam. Şeker var. Üç kaşık dondan. O şekeri şimdi attık da şort şekeri. Esmer şeker. Kara şeker yok mu orada kara? Kahverengi. Ne kaşığı? Çay kaşığı. Yemek kaşığı. Elindeki kaşığıyla koyulur sadece. Şunu da. Beyaz ya o. Allah. Şeker mi o? Ben ne bileyim şeker mi? Kahverengi şeker. Attım işte. Ne bileyim. Çikolata mı yoksa? Çikolata mı? Şeker var. Kuru üzüm mü o? Ne o? Çikolata mı? Sadece topla ne? Allah'ım yarabbim, yok kızım sen var ya, sen gitmişsin, sen Allah'ını seversin. Sen anlamıyorsun, esmer sen şeker git... diyorum ben sana, esmer şeker. Dökme la. Bana senin Allah, esmer ne şekeri bulamadın bana. 38 benim. 4. Abi of. Masallar çok acayip. Şimdi bu bizim tabii program yapmadığımız 2 sene içerisinde iş hakikaten çığırından çıkmış. Çok acayip. İpini koparmış. Kayış koparmış, yatak sarmaya başlamış. Yani hakikaten manyakça bir yere gelmiş. Şimdi de bir yemekteyizler var ya, beraber yiyoruz ediyoruz filan, sadomazoşizmi izleyeceğiz beraber. Görelim. Benim 60 kiloyum. Evet. Tartırır mısınız? Evet. Ben doğru mu anladım? Tartı mı istiyorsunuz? Evet. İnanmıyorsun söylediğinde. Evet ya. Ama ben sıkılaşıyorum. Sağlık için spor yapıyorum. Ben kilo vermek için spor yapmıyorum ki. 38 bedenim işte, tövbe estağfurullah.
60 kiloymuş. Hiç akıl var, mantık var, göz var. İmkanı var mı öyle bir şey olmasına? Ben zaten 60 dört. Kiloyum. Burası bak. Bu ama tam bir sporcu. Bak, evet, yani, tam bir... yani o kadar belli ki daha önce milli olduğu bir takımda oynadığı ve sonradan da o kadar bak bilinçli evet. ki diyor ki kilo vermek için değil. Evet. Sağlık için yapıyorum. Sağlık. Nitekim de evet. herkesten sağlıklı görünüyor da. Büyük ihtimalle jimnastikçi zaten. Muhtemelen. Şimdi muhtemelen. Ama hanımefendinin konuşması hipnotize edici bir konuşması var. He? Yani aslında roller arasında en zoru. Hakikaten hipnotize ediyor. Bak bir dakika dikkatlice izleyelim, görelim. Beden işte tövbe 60 kiloymuş. Hiç akıl var, mantık var, göz var. İmkanı var mı öyle bir şey olmasına? Bak. Ben zaten 60 kiloyum, 38 bedenim. Baktığınızda zaten 38 beden. Giydiğim görülüyor. Yani siz bunu yani eleştirmenin bir anlamı yok ki yani bence. O öndeki dört. O kadar haklı ki şu o kadar an ben haklı. Dinledim. Evet. Çok haklı. İnandırır. İnandırır. Ve hakikaten 38 beden. Evet. 60 kilo. Evet. Öbür kadını da anlamadım yani. Evet. O da biraz spor yapsın lütfen. Devam. Peki o pembe olmaz yani olmaz. Normalde bu tarz renkli saçlarda göz ya. Makyajı hiç yapılmaz. Sadece bir rimel kullanılır öyle ve dudaklar şey patlatılır. Ben renkli anlamadım. Dudaklar bu patlatılır. Tarzda nereye gideceğim? Hayır, hayır, hayır. Kapak yıldızı olamıyor. Evet. Kapak, şu an kapak yıldızı olmuşsunuz. Ya, yani şu an yıldızı olmuşsunuz şu an. Ya bak dur. Çok özür dilerim. Bak eskiden, eskiden sen bu medya arkasını koyuyordun. Onun üzerine şaka yapıyordun, biz gülüyorduk. Şaka yapacak bir şey kalmamış. Yok, kalmamış. Kalmadı. Yani, neresiyle dalga geçeceğiz abi bunun? Hayır, zaten komedinin kendisine dönüştü zaten. Çok acayip. Şimdi tabii ki bu bizim olmadığımız süre içerisinde... O program ne, bu da komikmiş. Ha pardon, bizim hiç özür dilerim. Özür dilerim. Bülent Hanım, Banu Hanım... Ondan sonra biliyorsun bir Hindistan seferlerine çıktılar bunlar. Ondan sonra bu seferden de büyük büyük galibiyetlerle döndüler. Tabii Bülent Hanım'ın da ayrı bir hipnoz edici etkisi var mutlaka. Orada evet Buda olarak gitmiş oraya. Tamam. Ya hayır ya. Hay Allah ya. İnsanlar Buda'yı bıraktılar, bana doğru geldiler. Bunlar yere yatmaya başladı. Yok artık. Birazdan bayılacak değil. Ben gerçek mi bu ya? Bunların hiçbiri kurgu değil yalnız. Sakın ola ki bir acabaya düşmesin seyredenler. Dur. Ya bir dakika, bir dakika. Affedersin. Ne demek istiyor? Yani bunların hiçbiri kurgu değil derken ben Buda'yım mı demek istiyor? Yani hayır, ne diyorsun? Yani kurgu değil, evet. Ben gidiyorum ve bana tapınıyorlar mı diyorsun yani? Evet, devam. Bir acabaya düşmesin seyredenler. Asla ve asla. Gerçekten yaşanmış. Bir süredir. Dur. Çok sevi, bayılıyorum. Ben bayılıyorum. Bayılıyorum. Ben bayılıyorum. Sabah onun videosuyla uyanacak günüm çok güzel geçiyor. Hastasıyım. Şimdi tabii ki o süreç içerisinde yani Tarkan'ın videosunu da biliyorsun nasıl sosyal medyada tekrar etmeyen, parodisini yapmayan kalmadı ama tabii tebrik edemedik o zaman. Tebrik edemedik. Şimdi yani hani videoya şey yapılmıyordu? Nasıl yapılmıyordu? Photoshop. Demek ki Tarkan. Peki Tarkan olmuş. Tarkan abin şu anda 47 yaşında, hoş, olgun bir abin. Nasıl böyle kurabiye gibi çıkabiliyor? Demek ki videoda da Photoshop var. Yani senin Tarkan sürekli igi yapman gerekmiyor. Aptiko. Tarkan 47 olmuş ya. Ama o video işte. Benimkinde yok, bunda yok. Sende yok mu? Baban almıyor mu sana öyle telefon onu yapabilenden? Sürekli hayır diyorsun. Bir kere hayır diyor, evet. Tarkan abi filan desene evet. Ya. Hakikaten yine bak. Hayırdı. Ya bu Bülent Ersoy'u bu da yaptı. Ya Tarkan abinin bu kadar kurabiye gibi olması mümkün herhalde Michael Jackson gibi oksijen çadırında filan uyuması çünkü lazım. Çünkü Tarkan 27'den sonra büyümedi bildiğim kadarıyla. Bravo, büyümedi, doğru. Yani ünlüler onu yaptırıyorlar yurt dışında. Donduruyorsun öyle kalıyor. Katılıyorum. O da yapmış. Katılıyorum. Devam. Süredir yazılıp çiziliyor. Konuyla ilgili konuşuluyor. Bize de her gün soruyorlar. Doğru mu? Değil mi? Ne o? Kurabiye mi? Değil desek de inanmıyorlar. Yok öyle bir şey desek de inanmıyorlar. Dur.
Yani hakikaten... Neye inanıyorlar? Allah eşine sabır versin. Yani böyle bir öpüşme mesafesinde... falan filan. Arada da yani balık gözü oluyor. Çok yakın önce balık gözü oluyor. Böyle. Balık gözü oluyor. Böyle. Düşünsene yan yana aynı yastığa baş koyuyorsun. Gece... Bir de bir şey söyleyeyim mi? Ya ben vallahi aynı odada kalamam. Muhtemelen ilk çekişli de olmuyordur o video. Birkaç şey, kere yapmıştır. Kaç kere çekiyorlar onu. Dur bakayım gözü yeteri çok kadar. Çok yakınlaştın filan. Belen... Hay Allah'ım. Ha, o da şey diyor. Tatlım benim. Bayağı, ama bir süre sonra bayağı da. Clockwork Orange oluyor ya. O da portakal yani. Soruyorlar. Bir daha sorarsak üstümüzden baksınlar. Devam. İnanmıyorlar. Demek ki hissediyorlar. Dur baba. Abi kim bunlar? Baba seri katil. Tam olarak seri katil seçtiriyor. Ben onu çözemedim yani, ki. Tarkan niçin sinemaya girmiyor anlamıyorum. Yani böyle bir hani soğukkanlı katil vardır ya hani hemen cinayetten hemen önce. Aynen tam Edward Norton tiplemeleri böyle. Edward Norton böyle. Oo, Anthony Hopkins. Olur. Hannibal. Olur ama çok gözünü kurabiye. Kırpmadan. Hannibal için çok kurabiye. Kurabiye çok evet. Kurabiye. Biraz yaşlanınca inşallah. Yüzdeki çizgiler inşallah. Allah ömür versin 87 yaşında mükemmel i̇nşallah. Oynayacak. Evet. İnşallah. Görelim. Hissediyorlar. Belki de haklılar. Çok iyi oldu arada. Baba oluyorum. Doğru. Çok mutluyum. Paylaşmak istedim sizlerle. Attın! Bak bunu ya. Çalış bunu! Ya. Bunu çalış! Ya. Adam bak o açıda... Ya. İşte Tarkan farkı. Tarkan. Sen iki eliyle yapamadın üç ya, parmağıyla... Ya sen böyle püm püm attığın öpücükle 80 falan. Milyonu öptü adam. Anladın mı işte böyle Tarkan olmuyor. Koskoca Tarkan öpücük atıyor da... Baban sen o yüzden beğenmedi. Sen öpücük atmaktan imtina ediyorsun. Haydi canım! Of of. Sanki Tarkan bilmiyor iki eliyle yapmayı. Ama bravo. Kadrajı tabii neyse. Peki, şimdi ne yapacağız? Şimdi Serhat amcacığın ondan sonra ondan sonra bize bizim bu bölümümüzü kapatan bir parça, bir yorum. Sait Efendi'den bir evet. Her zaman bir Vamuki Azra olur alem bu ya. Nev be nev efsaneler peyda olur alem bu ya. Kavzı baskıl tefekkür aleminde ey gönül. Vakti sermanın sonu, vakti german olur alem bu ya. Yani diyor ki, dünya durdukça Vamuk ile Azra'nınki gibi aşklar her zaman doğar. O zaman ki o aşklar nasıl efsane olmuşsa, şimdikilerden de öyle yeni yeni efsaneler çıkar. Sen hele bir düşünceler halinde dön, dolaş, uzaklara git, yakınlara gel ey gönül. Göreceksin ki soğukların vakti geçer, sıcak olur. Kıştan sonra yaz gelir. Ama gazeli okumayayım, çok uzun olur burada. Ulen çok etkilendim, vallahi çok böyle yani sırsıklam olmasan her yerinden öpeceğim seni anlamadım. Ben bu kadar ıslanmasam programlarda uzun kalacağım aslında. Islattığım için çıkarıyorlar beni. Yani çok ıslanınca atıyorlar beni. Ah yine ıslanmam için gidiyorum işte görüyorsun. Bir gün belki hayata geçmişteki günlerde bir teselli arası bak o zaman resmime gör akan o yaşları la 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 benden sana son kalan bir eski resim şimdi cevap veremez ama ağlar yalnızlığına. Sen yalnız değilsin, biliyorum neredesin. Bu üzerdi beni, yaşasaydın ve görseydin. La 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 la
Bir gün belki hayata geçmişteki günlerde bir teselli ararsın. Bak o zaman resmime. Sen yalnız değilsin, biliyorum neredesin. Bu özlerdi beni, yaşasaydı ve görseydi. Bir gün belki hayata geçmişteki günlerde bir teselli arasın. Bak o zaman resmime. Ve işte arda kalan bir avuç anı şimdi. Koyup da bir başıma bırakıp getir beni. Bir gün belki hayata.